Bu tırşık. Türkçe ismi tırşu. Şunları koparıyoruz. Kopardıktan sonra yiyoruz. Bunda çok böyle ekşi bir tadı var. Tırşık. Türkçe ismi tırşık. Türkçe ismi tırşu. Çok sağlıklıdır. Yenge dere yataklarında sıkça rastlanan bir bitki türüdür. Şöyle gösteriliyor. Şu şekilde büyüyorlar yani. Köklüğü tamamen şu şekilde. Tabi bunlar tuzladığında daha güzel oluyor. Bakalım. Bu küçük dere yatağında artık başka ne bulabiliriz? Günlerden 10 Haziran 2020 saatimiz 5'e geliyor. Yani biz bitkileri keşfetmeye çıkıyoruz. Yine aynı bitki türü tırşık. Diyelim ama bizim aradığımız bung. Yani bir diğer adı yarpuz. Bir diğer adı yabani nane arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Yabani nane o da aynı zamanda dere yataklarında yetişiyor. Sulak arazilerde desem daha yeridir. Suyu çok sevdiği için genellikle sulak yerlerden yetişiliyor. Yetişme alanları epey geniştir. Akdeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de yetişiliyor. Kokusu da apayrı bir şey vardır. Mesela burada da var. Bu biraz daha yaşlanmış, yani tomlanmış hali. Biz daha tazesini arıyoruz. Biz tazesini arayacağız. Aynı zamanda bu yıl çok bereketli bir yıl olduğu için her yer yeşil, her yer ot boyu falan yüksek olduğu için kuşların da sesinden anlaşılacağı üzere onlar da tok olup cıvıl cıvıl ötüyorlar. Bu demek oluyor ki bu yıl kıtlığın olmadığı verimli bir yıl olarak geçecek. İnşallah tabi. İşte yarpuz dediğimiz bitki türüne geldik. Şuradalar. Bunlar yarpuz. Bunları şuradan kesiyoruz. Ondan sonra biraz kuruttuktan sonra çaydanlığımıza ve demliğimize koyuyoruz. Yani suyu kaynatıyoruz böyle. 5, 10, 15 dakika falan kaynadıktan sonra böyle bir güzel, yani normal naneyi düşünün. Normal naneden daha güzel diyebileceğim bir tat, bir koku veriyor. Hani bunu öğrendikten sonra böyle toplamışım epey. Onları şey yapıyorum, kurutuyorum günde. Şu anda mesela eve gideceğim. Kahvaltından önce 2-3 bardak içiyorum böyle. Tadı o kadar güzel olduğu için 2-3 bardak içiyorum. Bu yarpuz otu dediğimiz yabani nanesi. Faydaları saymakla bitmez. Bunları kuruttuk. Yani sabahları ya da ne bileyim öğlen akşam fark etmez. Günde 2-3 bardak tüketin böyle. Bunlar kalp hastalıklarına, mide hastalıklarına, ondan sonra sindirimi düzenleyerek insanların daha sağlıklı olmasına vesile oluyor. Yani demem o ki bizim büyükler bu işi biliyor, sürekli topluyorlar. Biz de bunlardan öğrendik. Yüzeyine biraz araştırma ekleyince bunların faydalarını bilimsel olarak öğrenmiş olduk. Ben de her sabah toplayıp bu güzel nimetten faydalanmaya çalışıyorum. Kendimi daha mutlu, daha huzurlu hissediyorum. Ben duada olduğum sürece kendimi daha hep mutlu, huzurlu hissediyorum. İnsan topraktan kopmamalı bence ya. İnsan topraktan koptuğunda mesela bilmem benim için çok sıkıntı oluyor. Üniversite hayatlarımdan biliyorum ya. O beton blokların arasına girdiğimde apartmanlar, binalar falan derken topraktan uzaklaşıyor insan. Sürekli bir özlem, bir hasret oluyor. Yani bu ses bile ona yeter ya. Baksana ne güzel. Ne güzel ötüyor. İnsanın sürekli dinleyesi geliyor. Bunun için ben doğayı çok seviyorum.
yeşilliği güzel, sular çok sıcak değil, serin böyle. Bu dereler genellikle yazın kururlar böyle. Yani şu anda 10 Haziran misal düşünün. Bir ay sonra falan buradaki su tamamen böyle ya tam kesilir ya da hafiften göller şeklinde kalır. Ama yine de mesela yazın ortalarına doğru geldiği için bu aynı zamanda hem insanlar için hem hayvanlar için epey bir su kaynağı oluşturuyor. Aynı zamanda bitkilerin yeşermesine de olanak sağladığı için güzel, faydalı bir şey yani ya. Bunun dışında ayrı bitkiler de var, size zaman zaman tanıtacağım böyle. Misal tırşık var. Yani Türkçesini bilmediğim o kadar şey vardır ki. Onlar da bir detaylı bir inceleme yaptıktan sonra, öğrendikten sonra, faydalarını, zararlarını öğrendikten sonra sizlere de o bilgileri muhakkak paylaşacağım. Bilgi paylaştıkça güzelleşir. Bilgi paylaşılmalı. Yani insanlar bu faydalı şeylerin bilincinde olması gerekir. Ben öyle düşünüyorum ya. Şahsım adına. Tabii aynı zamanda bu tür vadilerin, bu dere yatakların bir de yılanları oluyor. Onlar çok tehlikeli. Böyle sarı beyaz dediğimiz türünden yılanlar var böyle. Boyları 1 ile 2 metre arasında değişen, kalınlığı biraz ne bileyim biraz da kalın olan yılan türüdür. Rastladım böyle çok kez rastladım bu tür yılanlara da. Daha yılanla hiçbir kötü bir anımız olmadı, inşallah olmaz. Ben sevmiyorum tür hayvanları. Saygı duyuyorum, öldür. Yani öldürmüyorum ben hiçbir zaman. Hayvanlara kolay kolay zarar vermem. Ama sanırım bu hayvanlar, yani o yılan türü epey zehirli. Çünkü genellikle hayvanlarımız bu yılan türünden ölüyorlar. Bilakis köpekler, geçen sene bir tane köpeğimiz yılan ısırığından dolayı hayatını kaybetti. Babam bu yılan şeyine çok üzülmüştü. Babamı iki kez ağladığını görmüştüm. Bir abim askere giderken, bir de köpeğimiz yılan tarafından öldüğünde ağlamıştı. Demek ki insanlar, biz belki bilemeyiz ama böyle büyüklerimiz bu tür konulardan çok şeylidir. Hani vefalı bir hayvan ise, verimi varsa, şey yaparsa, insanlarımız, büyüklerimiz bu tür şeylere çok değer verip yani bizzat onlarla özdeşleşiyorlar ya. Ciddi, ben o an babamın köpek için ağladığını şey yapınca harbiden dedim yani. Yani bir evladı gibi. Köpek de öyle bir köpek değil yani. Çok sadık bir köpek olduğu için. Bizim büyüklerimiz ya da geçmişteki insanlarımız değer bilmeyi, değer ölçmeyi çok iyi biliyorlar. Elinde olan her şeyin kıymetini, değerini biliyorlar. Bu da hani biz şimdiki nesille oradaki nesili yani inanılmaz derecede ayırt ediyor. Çünkü insanlar hani bizzat kendi anne babamızdan örnek veriyoruz. İnsan çok vefalı, çok sadık, çok yani değeri biliyorlar. Günümüz insanlar öyle değil ya. Savurganlık, israf, değer bilmiyorlar, değer ölçmüyorlar. Şuradakini de topladıktan sonra artık bugünlük artık eve gideceğiz. Gidip daha önce topladığımız, kuruttuğumuz şu yarpuz otu, yani yabani nanesini kaynatıp içeceğiz inşallah. Kahvaltı yapmadan önce sürekli yapıyorum. Annem şimdi hazırlamıştır bile. Anneler erken kalkar. Yani anne babalar erken kalkar daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Buralar böyle güzel. Kuş cennetinde cennetler. Dağlar. Bak dağlarda hala kar var.
dereler, yataklar, hayvanlar, canlılar, iç içe olmak çok güzel. Doğayı seviyorum ben. Bunun için yani şehre gidip çalışmaktansa buradan kalmayı tercih ediyorum. Bence mutluluk, huzur duayı, duadadır. Duayı anlamak, tanımak, bunlar incelemek, gezmek. Bence yani mutluluk, huzur buradan geliyor. Sizlere de, sizlerin de mutlu, huzurlu olmasını dileyerek bugünü kapatıyoruz inşallah. Yarın ya da başka bir, ya da tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın inşallah.